Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimleri dün tamamlandı. Kıran kırana geçen bir seçim sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı içtenlikle kutluyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kıbrıs Türk'ünün haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz. yine hafta sonu Ermenistan yönetimi Azerbaycan'ın Gence ve Mengeçevir kentlerine düzenlediği kalleş füze saldırılarıyla sivilleri bir kez daha vurdu. Aralarında bebeklerin de olduğu 13 kardeşimiz yaşamını yitirdi. Çok sayıda kardeşimiz de yaralandı. Bu terörü lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Dünya kamuoyu sivillere yönelik bu saldırılara karşı sessiz kalmamalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Azerbaycan'daki kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek için yürüttüğü meşru mücadelesini desteklemeye de devam edeceğiz. Bugün yine Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Aliye İzzet Begoviç'in vefatının yıl dönümü. Bilge Kral'ı bu vesileyle bir kere daha rahmetle anıyoruz. Bu hafta sonunda acı bir haber aldık. Türk basınının önemli isimlerinden tecrübeli gazeteci Bekir Coşkun'u yitirdik. Kıymetli bir gazeteciyi ama bir o kadar da değerli bir insanı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyoruz. Değerli basın mensupları, sağduyuyla, akılla, istişareyle, adaletle kavgalı tek adam yönetiminde ülke savruluyor. Milletimizin sıkıntısı her geçen gün artıyor. Dış politikada kriz yaşıyoruz, eğitimde kriz yaşıyoruz, ekonomide buhrandayız ve en önemlisi de devlet krizi yaşıyoruz. Anayasa, yasalara ve adalete sadakatle bağlı kalması gereken savcılar ve hakimler, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorlar. Yargı hem kendi içinde hem de yasamayla kavga ediyor. Hakimler sarayın tetikçiliğine soyunmuş. Devletin adalet direği bu ucube rejimin elinde çöküyor. Türkiye Cumhuriyeti artık anayasal bir devlet olmaktan çıktı, kağıt üzerinde anayasalı bir devlete dönüştü. Anayasa Mahkemesi milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun seçme ve seçilme hakkının gasp edildiğini oy birliğiyle karar vermedi. Herkes Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara uyacak. Bunu biz demiyoruz. Bunu şu anayasa kitapçığı söylüyor. Elimde gördüğünüz şu anayasa diyor. Anayasa bir toplumsal sözleşmedir. Yani milletimizin hakkı hukuku nedir? Milletin devlete verdiği yetkiler nedir? Burada yazıyor. Yasamada, yürütmede, yargıda yetkilerini ve meşruiyetini anayasadan alır. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri ben bu yasanın maddelerini tanımıyorum derse bu anayasayı tahrir, tebdil ve ilgadır. Anayasa suçudur. Baştan beri Hakimler Savcılar Kurulu re'sen harekete geçmelidir diyoruz. Ama her şeyde re'sen harekete geçen Hakimler Savcılar Kurulu'ndan tık yok. Bu suçun mağduru sadece Enis Berberoğlu, sadece Cumhuriyet Halk Partisi, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir. Bu suçun gerçek mağduru o anayasaya evet diyen milli iradedir. Bu suçun gerçek mağduru anayasa ve hukuk devleti askıya alındığı için askıda ekmeğe mahkum edilen milletimizdir. Arkadaşımız Enis Berberoğlu'nun davasına bakan hakim, sarayın icra memuru adalet celladı olmuş. Saraya karşı çıkanlarla ilgili hangi dava varsa, sarayın iradesine karşı çıkanlarla ilgili kim varsa bunların davaları bu hakime veriliyor. Berberoğlu kararı bu hakimde, Kaftancıoğlu kararı bu hakimde, Sözcü gazetesi kararı bu hakimde. Bu hakim şimdi Anayasa Mahkemesi kararını da tanımıyor. Bu suçtur. Bu yargılanma hakkının ihlalidir. Bu çıkmaz sokaktır. Bu kaostur. Bu devlet krizidir. Bir üst mahkeme olan 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu anayasa ihlal suçuna dur demesini bekliyoruz. Değerli basın mensupları, devletin resmi ajansı pazar sabahı 2021 bütçesinin meclise sunulduğu haberini geçti. Ama bütçe kanun teklifi meclisin internet sitesine bu sabah kondu. Anayasanın 161. maddesi
yine burada açık. Bütçe mali yılbaşından en az 75 gün önce Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Yani bütçenin en geç cumartesi gece yarısından önce meclise teslim edilmesi gerekiyordu. Ama öyle gözüküyor ki saray ya bütçeyi meclise zamanında yetiştiremedi ya da o da hakimler gibi anayasa uymaya pek de gerek görmedi. Bu da devlet krizinin bir diğer cephesidir. Tek adam parti devleti rejiminden önce 2017 yılında 48 milyar lira olan bütçe açığı şimdi getirdikleri kanunda 2021 yılında 5'e katlanıyor. 245 milyar Türk lirasına çıkıyor. Faiz harcamaları ise aynı dönemde 58 milyar Türk lirasından 3'e katlanarak 180 milyar liraya ulaşıyor. Faiz lobilerinin cebine aktarılan para bu milletin gelirinin 2017 yılında %2'sine karşılık gelirken şimdi %3'ünün üzerine çıkmış. Bu da tabii saray hükümetinin tahminleri tutarsa. Bu bütçede milletin derdine derman yok. Bu bütçede ekonomik buhran yok. Bu bütçede ne var? Bu bütçede tam gaz faiz lobilerinin, yandaşların cebini doldurmak var. Bu bütçe maalesef milletimize ekmeği ancak askıda gösterecek bir bütçe. Milletimiz ekonomik buhranla boğuşuyor. Dolar kuru 8 liraya, avro kuru 10 liraya dayanmış. Son 2 yılda işini kaybedenlerin sayısı 2 milyonu bulmuş. İşsiz yurttaşlarımızın sayısı 10,5 milyona ulaşmış. Çalışanlar da yoksulluk sınırının altında ücretlere talim ediyorlar. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2448 lira oldu. Yoksulluk sınırı 7973 liraya ulaştı. Asgari ücret nerede? Emeklilerimiz de, çalışanlarımız da pazar yerlerinde akşam döküntülerine talim ediyorlar. Çöpten karnını doyuran yurttaşlarımızın görüntüleri artık vakayı adiyeden oldu. Bir de çalışıyor görünüp iş başı yapamayan 2,5 milyon yurttaşımız var. Bu hükümet özel kesimde çalışan işçilerin pandemide ayda 1168 lira verilip zorunlu izleye çıkarılmasının önünü açtı. Şimdi bu vatandaşlarımız aslında çalışıyor görünüyor, işsiz değiller. Ama şu iş başı yapamıyor dediklerimizin arasında yer alıyorlar. Bir de en önemlisi geçinemiyorlar. Bunların sayısı da 2 milyon. Marketlerde bebek mamalarına, hatta zeytinyağına bile güvenlik alarmı takılır hale geldi. Ucuzcu marketlerde bile peynir, mısır yağı, ayçiçek yağı gibi temel ürünlerin yanına yaklaşmak mümkün değil. Kuru ekmeği sofraya koymak bile artık mesele haline geldi. En son ekmeğe de %20 zam yapıldı. Ama beyler, bir bütçeyi dahi meclise zamanında yetiştiremiyorlar. Milletle gönül bağları o kadar koptu ki milletin ne sesini duyuyorlar ne de halini görüyorlar. Saray ittifakının büyük ortağı millete yoklukta sabır telkin ediyor. Küçük ortak da millete askıda ekmek vaat ediyor. Bunların milletin derdine derman olma niyetleri yok. Biri yapacağı işi yüce Allah'a, öbürü de millete havale ediyor. Ne demiş atalar? Arsız neden arlanır? Çul da giyer, sallanır. Milleti kuru ekmeğe muhtaç edenlerin hali tam da bu. Ne üzülüyorlar ne de sıkılıyorlar, millete caka satıyorlar. Kibirlerinden yanlarına yaklaşılmıyor. Bunların valileri de en az kendileri kadar kibirli. Denizli valisi, canı burnunda çalışan bir dönerci esnafı kendisine falan vermedi diye kapattırmaya kalkıyor. Sonra da şahsım devletinin valisi, şahsımın yaklaşımı şahsımı da üzdü diyerek kibir de sarayın başından geri kalmadığını gösteriyor. Aynı valiye maske takmayan bir başka esnafın söyledikleri memleketin halini açık seçik ortaya koyuyor. Vali esnafa neden maske takmıyorsun diyor, esnaf cevap veriyor. Canıma yetti,
Gebermek istiyorum. Piyasanın haline bak. Salı gününü 15 lirayla kapattık. Çarşamba günü 100 lira. 100 liranın hepsi kar olsa ne olur? Valinin de esnafın da memleketin de hali özetle bu. Yandım Allah diyen Kahramanmaraşlı çiftçi, çiftçinin, süt üreticisinin, besicinin sesini duyurmak için traktörünü atlıyor, Ankara'ya doğru yola çıkıyor. Jandarma traktörün yolunu kesiyor. Adamın belgesi tam, ehliyeti tam, ruhsatı tam. Önce vazgeçsin diye 2 saat orada bekletiyorlar. Sonra bakıyorlar vazgeçmiyor. Belgelerinde de eksiklik yok. Şu raporu hazırlıyorlar. Gözünde karanlık, kızarıklık var. Elinde sanki titriyor gibi diyerek sen araba kullanamazsın deyip ehliyetine el koyuyor jandarma. Peki bunlar yaşanırken sarayın kibirlisinin ekonominin başına sardığı damadı Şehriyari neler yapıyor? Onun keyfi yerinde. Paranın değerini görev tanımının dışına çıkardı. Paramızın değerini rahatladı. Dolar arttıkça artan ithalat fiyatları ithal girdi kullanan çiftçiyi eziyormuş. Bebeğine bez almakta zorlanan ana babayı üzüyormuş. Dolarla borca batırdıkları sanayiciye zarar veriyormuş. Ne gam. Diğer taraftan geçtiğimiz hafta bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sanayileşme İcra Komitesi kuruldu. Komitenin görev ve yetkileri sayılırken oldukça müphem ifadeler var. Örneğin bunlardan bir tanesi ülke içinde kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında yurt içi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek bir değişiklik olursa bu konuda karar alabileceklermiş. Ha, şimdi bir komite ortaklık yapılarıyla ilgili şirketlerin karar almaya başladığı zaman bu sıkıntıdır. Bu iş milletin malını elinden alıp yandaşa verme noktasına kadar gider. Milletin hakkını hukukunu tanımayan bunun gibi düzenlemeler olursa da ülkeye kimse yatırım yapmaz. İş olmaz, aş olmaz. Bu düzenlemenin derhal değiştirilmesi lazımdır. Bu arada ekonomiyi damadına emanet eden kayınpeder de çıkıyor. Diyor ki akrabayı talukatınızı parti yönetimlerine doldurmayın. Kime diyor? Kendi partililerine öğüt veriyor. Güler misiniz? Ağlar mısınız? Tam bir hocanın dediğini yap, yaptığını yapma durumu. Devlette liyakat yerine saraya sadakat esas olmuş. Saray sosyetesinin tüm akrabayı talukatı ballı maaşlarla çifter çifter işlere konmuş. Kayırmacılığın kitabını yazanların ettiği bu laflara artık kargalar bile gülmüyor. Ama bütün bu olan bitenlerin milletimize faturası her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Bu liyakatsiz ellerde milletin parası pulu mum gibi eriyor. Bu yıl milli gelirimizin 700 milyar doların da altına düşeceği verilen rakamlardan anlaşılıyor kurun geldiği yerden. Orta vadeli programda ne derse desin. Uluslararası Para Fonu 2021'de ilk 20 ekonomi arasından düşeceğimizi söyledi. 2021'de 24 milyon nüfuslu Tayvan'ın milli geliri 83 milyon nüfuslu Türkiye'yi aşacak. Tayvan dünyanın en büyük 20. ekonomisi olacak. Biz 21. sıraya düşeceğiz. Yani ilk 10 ekonomiyi bırakın, koskoca ülkeyi bu ucube başkanlık rejimi, tek adam rejimi ilk 20'den ekonomik büyüklük olarak dünyada ilk 20'den düşme noktasına getirdi. Salgında esnaflarımızı, çiftçilerimizi, besicilerimizi, emekçilerimizi tek başına bıraktılar. Tüm gelişen ve yükselen ekonomiler içinde Meksika ile beraber kendi yurttaşlarına en düşük nakdi destek veren hükümet bunlar. Saray hükümeti. Millete bütçeden karşılıksız verdikleri destekler sadece 6,3 milyar lira. Millete 5 maskeyi dahi bedava dağıtamadılar. Bir de IBAN numarası verip
milletten toplayıp dağıttıkları 2 milyar lira var. Yine tüm bize benzeyen ekonomiler içinde yurttaşlarını en fazla borca batıran hükümet de bunlar. 2 yıl önce tek adam parti devletinin iş başına gelmesiyle batmaya başlayan ekonomiyi millete borç vererek yüzdürmeye çalıştılar. Şirketleri, aileleri borç tuzağına ittiler. Tek bildikleri borçla, faizle ekonomiyi yönetmek olduğundan salgında da milleti borç batağına daha fazla batırdılar. Şimdi esnaflarımız, çiftçilerimiz, KOBİ'lerimiz, topyekün milletimiz bu borçları nasıl öderim diye kara kara düşünüyor. Bu arada hazinede son hızla hem de altınla dövizle borçlanıyor. Umarım bu liyakatsizlerin elinde döviz krizinin ardından bir de borç krizi yaşamayız. Bu arada vatandaşa salgın döneminde sabret diye talkını verenler, yandaşlarına salkımı vermekten geri durmuyorlar. Salgını bahane ederek milyarlarca liralık ballı ihaleler verdikleri yandaşları, yandaşlarına bir de üstüne vergi istisnası veriyorlar. Tarlanın taşıyla tarlanın kuşunu vuruyor bu yandaş. Ondan sonra da çıkıp Sayın Genel Başkanımıza ipe sapa gelmez laflar söyleme cüretinde bulunuyorlar. Arkadaş, sen iş adamı mısın? Varsa bir meramın, doğru düzgün söylersin. Ama bir siyasi parti liderine ileri geri konuşamazsın. Siyaset mi yapacaksın? O zaman şirketini bırakacaksın, geleceksin, nerede istersen orada siyaset yapacaksın. Ama bu talanın sonu yaklaşıyor. Millet bunları izliyor, notlarını veriyor. Bir an önce gelmesini bekledikleri sandıkta da bunlara yerlerini gösterecek, evlerine gönderecek. Değerli basın mensupları, Saray Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yine bir torba yasa teklifi göndermiş. Artık bunlar torba değil, çorba oldu da. Teklifin gerekçesine bakıyoruz, salgının istihdam üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacakmış. Nasıl? Kısa çalışmayı, zorunlu ücretli izni uzatarak, esnek çalışma getirip çalışanların kazanılmış haklarını tırpanlayarak, işçinin kendi kumbarası olan işsizlik fonundan verdikleri paralarla işsizliğin görünmesini erteleyen bir takım pansuman tedbirler getirmişler. Adına da yeni istihdam paketi demişler. İktidarlarında 18 yılda 15 istihdam paketi açtılar. Sonuç ne oldu? İşsiz sayısı bugün 10,5 milyon. Son 2 yılda işini kaybeden yurttaşlarımızın sayısı 2 milyon. Açıklanan onca pakete rağmen işsizlik sorunu neden çözülmedi? Çünkü tek adam rejimi hukuk devletini, demokrasiyi, yatırımcının güvenini bitirdi. Can ve malını tehlikeye düşürdü. Çünkü sarayın ekonomiyi borçla şişirmeye dayanan büyüme modeli iflas etti. Ülkede hukukun üretimin önünü açacak, rekabet gücünü tahkim edecek, herkese iş, aş verecek, refahı hakça paylaştıracak, yoksulluğu bitirecek, eğitim sisteminden vergi sistemine kadar pek çok alandaki sorunlarımızı çözecek, güven uyandıracak bir program da, bir yönetim anlayışı da ortada yok. Torba yasada bir de varlık barışı var. Yurt dışından para getirenden ne vergi alınacak, ne de bu parayı nereden bulduğu sorulacak. Ardı ardına getirdikleri bu varlık barışlarıyla ülkemizi dev bir kara para aklama makinesine dönüştürdüler. Gelen giden bir para da yok. Türkiye'miz hırsızın, namussuzun, yolsuzun vergi cenneti oldu. Aynı hükümetin içeride yarattığı vergi cehennemleri ise milletimizin canını alıyor. Son 10 günde 62 yurttaşımızı sahte içki nedeniyle kaybettik. Normal bir ülkede bu olsa yer yerinden oynar. Ama hükümetten çıt yok. Daha önce de otobüslerde kullanılan 10 numara yağ yüzünden hatırlayalım kaç kişi canını yitirmişti. Bugün millet bir arabayı kendine alıyorsa en az bir arabayı da devlete alıyor. Bütün dünyanın dijital yeteneklerin geliştirilmesinden, dijital altyapının güçlendirilmesinden bahsettiği bir dönemde
Millet kendine bir akıllı cep telefonu alıyorsa bir diğerini de devlete alıyor. Böyle bir vergi sistemi olur mu? Olmaz. Servetini yurt dışına kaçıranı affeden ama milleti yediğinden, içtiğinden, arabasından, telefonundan aldığı vergilerle soyup soğana çeviren, can güvenliğini tehlikeye atan bir vergi sistemi olmaz. Böyle bir vergi sistemiyle büyüme de olmaz. İstihdam olmaz. Tek adam rejiminden sonra cebi her gün boş olan, bir de pandemiye ezdirilen vatandaşlarımız bu vergileri ödeyemez. Peki ne olur o zaman? Torba yasayı getirirken açıklamışlar. Yeni bir vergi ve prim yapılandırılmasını da torba yasa görüşülürken ekleyeceklermiş. Vatandaş vergisini primini ödeyemeyince önce faiziyle ertelediler. Şimdi vatandaş bunu da ödeyemeyince yeniden yapılandırma getireceklermiş. Yeniden yapılandırma çok sıkıntı içinde olan milletimizi bir miktar rahatlatır. Ama onun sorununu çözmez. Sadece halının altına süpürür. Derde deva olmaz. Esas yapılması gereken pandemi nedeniyle ödenemez noktalara ulaşan bu borçların faizini silmektir. Hatta ana parasını silmektir ve vatandaşa bu pandemi sonrasında bir sıfırdan başlama imkanını vermektir. Esnafa bu imkanı vermektir, çiftçiye bu imkanı vermektedir, aile vermektir, ailelere bu imkanı vermektir, KOBİ'lere bu imkanı vermektir, yapılması gereken budur. Son olarak bu torba yasada zor durumdaki turizmciler için konaklama vergisinin 2022 başına ertelenmesi öngörülmüş. Bu işin en başından beri şunu söylüyoruz. Konaklama vergisi tamamen kaldırılmalıdır diyoruz. Kaldırmazsanız bu işi çözemezsiniz. Bu vergiyi daha çok ertelemek zorunda kalırsınız. 18 yıldır iktidardalar. Millet üretsin, kazansın, aşı işi artsın diye ne yaptılar? Şu geldiğimiz yere bakın. Millete askıda ekmek vermek, yoksula sabır tavsiye etmek noktasına geldik. İyi yönetilen bir devlette bunlar olur mu? Değerli basın mensupları, Türkiye'nin yaşadığı devlet krizinin en olumsuz yansımalarından biri de dış politikadadır. Dış politika akıl ve sağduyu ekseninden çıkmıştır. İç siyasete malzeme yapılmıştır. Dış politikamız milletin çıkarları gözetilerek eğil kadrolar eliyle yürütülmemektedir. Sarayda ihvancı kafalar tarafından belirlenip yürütülmektedir. Peki bunun sonucunda ne olmaktadır? Ülkemizin bölgede tek bir dostu bile kalmamaktadır. Atalarımız ne güzel demiş, dostun bin ise azdır, düşmanın bir ise çoktur. Aynı anda hem Mısır hem de İsrail'le düşman oluyoruz. Aynı anda hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya ile karşı karşıya geliyoruz. Aynı anda hem Almanya hem de Fransa'yı karşımıza alıyoruz. Çevremizde ne kadar ülke varsa bize karşı birleştirmeyi bu iktidar, bu hükümet, saray hükümeti başarmıştır. Ülkemiz yalnızlaşmıştır. Bir dönem bu yalnızlaşmaya değerli yalnızlık demişlerdi. Türkiye'nin bu yalnızlaşmasını, dış politikadaki bu tıkanıklığı en iyi kim değerlendirdi? Yunanistan. Doğu Akdeniz'de artık en haklı davalarımızı bile savunmakta zorlanmaya başladık. Önüne gelen bize ayar vermeye çalışıyor. ABD çıkıyor, S-400'leri kullanırsanız sonuçlarına katlanırsınız diye tehdit ediyor. Lavrov çıkıyor, Rus Dışişleri Bakanı, Türkiye stratejik ortağımız değil, hiç olmadı diyor. Değerli basın mensupları, şimdi de Suudi Arabistan çıkmış, Türk ürünlerine boykot çağrısı yapıyor. Bu çağrıya Fas'tan Cezayir'e kadar tarihi bağlarımız olan diğer Kuzey Afrika ülkeleri de katılıyor. Ama bu boykota karşı saray ittifakının gıkı çıkmıyor. En son Kanada çıktı. İHA ve SİHA'larımızda kullanılan çok kritik teknolojik parçalara ambargo koydu. Peki saray hükümeti buna bir şey dedi mi, bir şey yapabildi mi?
Kanadalı firmaların Kaz Dağları'nda, Erzincan'da, Uşak'ta, Eskişehir'de, Samsun'da altın arama, altın ve maden arama ruhsatlarını iptal etti mi? Hayır. İçi boş hamaset, sağa sola boş atarlar, artık işe yaramıyor. Boş tenekeden çok ses çıkarmış. Çok gürültü çıkararak maalesef sorunlar çözülmüyor. Şimdi içeride ve dışarıda sıkıştıkça gaz çıkarıyorlar. Bu ülkenin doğal zenginliklerinin çıkartılması ve tüm milletimiz için kullanılması tabii ki bizleri, en çok bizleri memnun eder. Ama bulunan gaz şu anda milletin cebindeki yangını söndürmüyor. Dereye su gelene kadar kurbağanın gözü patlayacak. Bu şimdi bunu aldı, bunun üstünü örtmek için, bugünün sorunlarından kaçmak için yarına randevular verip duruyor bu iktidar. Tabii bu sözleri, bu lafları, bu yarına verilen randevuları, sarayın yarına randevularında artık kimse ciddiye almıyor. Vatandaşlarımız yapılanları görüyor, notlarını veriyor, bir an evvel getirin dediği sandıkta da biletlerini kesmeye hazırlanıyor. Her hafta yeni bir kriz veya gerilim çıkararak bu ülke yönetilmez. Yönetilmiyor da zaten. Hem krize giren ekonomik modeli hem de krize giren rejimi artık değiştirmek gerekiyor. Biz akılla, bilimle, liyakatle, milletle istişare ederek devleti yönetmeye talibiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ülkemizin ayaklarına pranga vuran devlet ve rejim krizini çözecek reçeteyi Sayın Genel Başkanımız son kurultayımızda açıkladı. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesini tüm delegelerimiz de imzaladı, taahhüt etti. Burada devletimizi akılla, istişareyle, liyakatle yönetmenin yolu var. Yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistem bize gerekiyor. Bu topraklarda herkes malından, mülkünden, canından artık emin olarak huzur içinde yaşamalı. Devletin çökertilen adalet direği yeniden ayağa kaldırılmalı. Biz bunu kaldıracağız. Hukuku üstün kılacağız. Millete hesap vermekten korkmayacağız. Sayıştay'ı gerçek işlevine kavuşturacağız. Mecliste kesin hesap komisyonu kuracağız. Bu komisyonun başkanı da bizden değil, ana muhalefet partisinden olacak. Elbette siyasetin itibarını yükseltmek için siyasi ahlak yasasını çıkaracağız. Tıkanan ekonomik modelin yerine yepyeni bir kalkınma modeli getireceğiz. Küresel gelişme dinamiklerini yakından takip ederek yeni bir kalkınmacı devlet anlayışını benimseyeceğiz. Kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak kurumsal altyapıyı oluşturacağız. Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kuracağız. Tarım, gıda güvenliği, sağlık, yeşil ve dijital ekonomi gibi stratejik gördüğümüz alanlarda kamucu yaklaşımı benimseyeceğiz, devletin gücünden yararlanacağız. Ülkemizin rekabet gücünü arttırmak için değersiz paradan medet ummayacağız. Verimlilik artışına odaklanmış politikaları uygulayacağız. Ekonomi politikalarımız hem kurallı hem de akılcı olacak. Devlet piyasalarının sistemik hatalar yapmasını engellemek için ekonomide düzenleyici olacak. Büyümenin sürekli olabilmesi için nimetlerini adil ve dengeli bir biçimde paylaşacağız. Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak aile destekleri sigortası kurumunu kuracağız. Hiçbir çocuğun gece yatağa aç girmesine, hiçbir gencin hayallerinin kararmasına izin vermemek için eğitime, sağlığa özel önem vereceğiz. Ve elbette çevresel sürdürülebilirliğe çok dikkat edeceğiz. Para ve maliye politikalarında sürdürülebilirlik icraatımızda belirleyici olacak. Her şeyden önemlisi, bu verimli topraklara artık huzur ve sükunet gelecek. Türkiye bölgesinde güvenilir ve öngörülebilir bir ülke olacak. Dış politikamız yurtta sulh, cihanda sulh esasına göre yürütülecek. Doğu Akdeniz başta olmak üzere ülkemizin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağız. Diğer yandan da bulunduğumuz coğrafyada barışın ve huzurun merkezine ekonomik işbirliklerini koymak için gayret sarf edeceğiz. Türkiye kendi bölgesinde barışın ve kalkınmanın lokomotifi olacak. Biz bu ülkenin geleceğine de, milletimizin ferasetine de sonuna kadar inanıyoruz, güveniyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Buyurun. Nasıl, hangi sıra içinde? İlter Yeşiltaş, A Haber. Efendim, iç politikaya ilişkin bir sorum olacak. Son dönemde acaba bir anket çalışması yaptırdınız mı?
Zira Sayın Muharrem İnce geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranının %17 civarlarında olduğunu iddia etti. Bu iddiaya katılır mısınız? Teşekkürler. Birçok anket çalışması var. Ama bizim özel olarak yaptırdığımız bir anket yok. Şimdi tabii Sayın İnce bizim partimizin bir üyesi. Onun iddialarına burada cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Bunlar çünkü partimizi eleştiren konular. Bunlar partinin içinde tartışılması daha doğru olan hususlardır. Ama şöyle de demekten kendimi alıkoyamıyorum. Ya keşke bunu Cumhur İttifakı'nın bir sözcüsü söyleseydi de biz de çıkıp Halep oradaysa arşım burada, hadi bakalım hodri meydan deseydik. Evet. Ulusal Kanal Bursa Genç Türk. Efendim, Ayhan Bilgen ve Altan Tan HDP'nin gelinen noktada PKK ile arasına mesafe koyamadığını, HDP'nin terör örgütüne göre pozisyon aldığını itiraf etti. Bu açıklamalarda çok tartışıldı. 8 Ekim soruşturmalarında PKK yöneticileri ve HDP'lerin birlikte yer almasını göz önüne alırsak, meclis çatısı altındaki bir parti hakkında gündeme gelen bu tartışmayı nasıl değerlendirirsiniz? Bir diğer ikinci sorum da olacak. Eski CHP milletvekili Şahin Mengü, CHP'nin bir program çalışması yaptığını iddia etti. Mengü programı yazan komisyonun başında CHP vekili Mehmet Bekeroğlu olduğunu ve diğer üyelerin de eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanları olduğunu söyledi. Bekeroğlu da Mengü'nün iftira attığını savundu. Böyle bir program çalışması var mıdır? Varsa içeriği nedir? Teşekkürler. Sonuncusundan başlayayım. Böyle bir program çalışması partimizde yok. Gerçekten nereden çıktı? Ben de anlamadım. Diğer sorunuzda izniniz olursa devam edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz terörün her zaman karşısında olduk. Karşısında olmaya da devam edeceğiz. Bu çerçevede bir diğer partinin kendi içinde yapılan bu tartışmaları tabii ki dikkatle izleriz ama bu konuda bir yorum yapmamayı tercih ederiz. Evet. Pardon. Teşekkürler. Kürsan 24'ten Ömer Sönmez. İki sorum olacak. Birkaç gündür sosyal medyada bir fotoğraf karesi paylaşılıyor, tartışılıyor. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Engin Alan, Korkut Eken ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla cezaevinden çıkan organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı'nın birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaşılıyor. Susurluk ve faili meçhul cinayetleri adları karışan bu isimler üzerinden sosyal medyada işte derin devletin fotoğrafıdır diye tartışılıyor. Bu fotoğraf karesi hakkında ne söylemek istersiniz? İkinci sorum ise İsveç Dışişleri Bakanı geçtiğimiz hafta Ankara'daydı. Mevlüt Çavuşoğlu ile bir toplantı gerçekleştirdi ve toplantı sonrası yaptıkları basın açıklamasında Türkiye'nin bir an önce Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyledi. Bu hususa ilgili ne söylemek istersiniz? Teşekkürler. Son soruyla başlayayım. Herhalde Türkiye'nin Suriye'de ne yapmasına karar verecek olan İsveç değildir. Ülkenin çıkarları doğrultusunda Suriye'de ne yapması gerektiğine karar verecek olan bu ülkenin kendisidir. Fotoğraf hakkında gerçekten kimlerle kimlerle beraber bu fotoğrafta gördük. Ülke kimler tarafından yönetiliyor? Kimler hangi görevlerde? Kimlerin hangi sözleri hangi çerçevede ettiğini bu fotoğraf gerçekten ortaya koyuyor. Evet. Rudav TV'den Şevket Erki. Efendim, benim sorum Türk Tabipleri Birliği ile hükümet arasındaki tartışmalara ilişkin olacak. Son olarak basında yer alan haberlere göre hükümetin Türk Tabipleri Birliği için barolara benzer bir düzenleme yapabileceği, yeni bir yasal düzenlemeye gidilebileceği yönünde haberler var. Bununla ilgili daha önce açıklamalarda bulunmuştunuz. Güncel pozisyonunuzu sormak istiyorum. Yani böyle bir yasal düzenleme olursa Cumhuriyet Halk Partisi
nasıl bir tepki? Yani bu konudaki tutumumuz aynen barolarla ilgili tutumumuzun tıpkısı olacaktır. Şunu açıkça söyleyeyim. Türkiye'de önce emek örgütleri zayıflatıldı. Şimdi hedef sivil toplum kuruluşları. Hatta bazen dil sürçüyor. Bunların arasında işveren örgütleri dahi sayılıyor. Neden? Çünkü bu otoriterleşme sürecinin önünü açmak için sivil toplum kuruluşlarının da zayıflatılması gerekiyor. Bu ülkede ileri demokrasiden, en ileri demokrasiden, çağdaş demokrasiden, çağdaş ve güçlü, yepyeni bir parlamenter sistemden yana olan Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki böyle bir gidişin karşısında olacaktır. Efendim, Son Söz Gazetesi'nden Özgür Altın. Erken seçimle alakalı açıklamalarda bulundunuz. Olası bir erken seçimde İnci Berberoğlu'nu yeniden aday gösterme durumunuz olacak mı? Bir de Muharrem İnce katıldığı bir televizyon programında şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Cumhurbaşkanlığına aday olacak kişinin genel başkanlığa da aday olması gerekir diye. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler. Tekrar Sayın İnce'nin sözlerine ben buradan parti sözcüsü olarak cevap vermek istemem. Yani böyle bir polemiği de başlatmak istemem. Kendisi partimizin üyesidir. Bu tür eleştirileri varsa gelip kamuoyuyla paylaşmak yerine partinin yetkili kurullarına anlatabilir. Onun için ben buradan bu herhangi bir cevap vermeyi doğru bulmam. Birincisi bu. İkincisi bir soru daha sordunuz. Şöyle yani ben Enis Berberoğlu'nu tekrar aday göstermek noktasına geleceğimizi zannetmiyorum. Ya Enis Berberoğlu bence mahkeme kararları, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara uyularak milletvekilliğini geri alacaktır. Bunu bekliyoruz biz. Yani Enis Berberoğlu'nun gasp edilen seçme ve seçilme hakkı, milli iradenin ona vermiş olduğu milletvekilliği Anayasa Mahkemesi'nin herkesi bağlayan kararından sonra iade edilmesi gerekir. Dolayısıyla bir erken seçimde aday gösterecek misiniz, göstermeyecek misiniz tartışması sonraki iştir. Şimdi işimiz Enis Berberoğlu'nun gasp edilen milletvekilliğinin geri alınmasıdır. Efendim, bize yönlendirilen sorular var. Müsaadenizle şimdi onları ileteceğim. Halk TV tarafından yönlendirilen ilk soru şöyle. Son dönemlerde yapılan toplantılara, özellikle valilerin yaptığı toplantılara konunun uzmanları yerine sadece AKP'lilerin çağrıldığını görüyoruz. İki örnekle bu konuyu somutlaştırmak gerekirse, Mardin'de tıp fakültesi kurmak için yapılan etkinliğe akademisyenler çağrılmadı. Adıyaman'daki COVID toplantısına da doktorlar çağrılmamıştı. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olunca o memleketin valileri de o partinin eş il başkanı oluyor. Açılışlarda partililerle il başkanlarıyla birlikte sıraya diziliyorlar. Tam bir tek adam parti devleti resmi ortadadır. Yani bu durumun tek bir değerlendirmesi vardır. O da Türkiye artık bir parti devleti olmuştur. Parti devleti rejimiyle yönetilmektedir. Ve bu nedenle de Türkiye hızla Dünya Ligi'ndeki yerini kaybetmektedir. Vatandaşlarının cebi boşalmaktadır. Mutfakta tencereler boş kalmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin hızla yeni, güçlü bir parlamenter rejime ihtiyacı vardır. Tek adam parti devletinin 2,5 yıllık performansı bunun milletimize hiçbir hayrı dokunmayacağını açık seçik ortaya koymuştur.
Efendim Halk TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Erdoğan'ın son dönemde tartışılan bir sözü var. Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmek. Bu konuya ilişkinde Veli Ağbaba'nın Sabır Karnesi adında yayınladığı bir raporu var. Sonuç, iyileşmeyi yıllardır bekleyen milyonlarca asgari ücretli, genç, emekli, ücretli ve memurun umduğu iyileşmeyi beklerken daha da kötü bir duruma gitti. Örneğin 15-29 yaş arasında ne eğitimde ne de istihdamda olanların sayısı 5.8 milyon. Siz bu raporu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıkçası yani bir kere Erdoğan millete sabır tavsiye etme makamında değil. İcra makamında. Yani milletin derdine derman olma, milletin sorunlarını çözme makamında bulunuyor. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Veli Bey gerçekten çok güzel bir rapor hazırlamış. Ben herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Tamamen resmi rakamlar kullanılmış. Ve bu resmi rakamlar gerçekten 18 yıllık AK Parti yönetiminde ülkemizin ne hale geldiğini, gençlerimizin durumunun ne olduğunu açık seçik ortaya koyuyor. Onun için bu raporu hazırlayanların eline sağlık diyorum. Evet. Fox TV'nin yönlendirdiği bir soru var efendim. Soru şöyle. Sağlık Bakanı dün İstiklal Caddesi'nden kalabalık insan fotoğrafı paylaşarak buraya sağlam giren hasta çıkar. Kalabalıklardan uzak durun dedi. Ama AK Parti il ve ilçe kongreleri sürüyor. Dün de Büyük Birlik Partisi kapalı salonda kongre yaptı. Bir yandan baroların seçimlerinin pandemi nedeniyle ertelenmesi, diğer taraftan da yaşanan bu kongrelerle ilgili yorumunuz ne olacak? Şimdi yani caddeleri, meydanları insanlar dolduruluyor, dolduruyor. Bu konuyla ilgili hiçbir önlem alınmıyor. AK Parti il ve ilçe kongreleri sürüyor. Bunların da kapalı yerlerde yapılmasında hiçbir mahsur gözükmüyor, görülmüyor. Büyük Birlik Partisi kapalı salonda kongre yapıyor. Bunun da bir mahsuru yok ama barolar seçimlerini yaparlarsa pandemi bulaşıyor, salgın bulaşıyor. Açık söyleyeyim, ülkenin bu sıkıntılı günlerinde milletimiz salgınla boğuşurken salgından bir siyasi gerekçe üretmek vicdansızlıktır, insafsızlıktır. Evet. Efendim Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün katıldığı bir üniversitenin açılış töreninde genç nüfus eğitim görüyor ama yetişmiş insana sahip değiliz. Önümüzdeki dönem eğitime önem vereceğiz. Eğitimde reform yapacağız dedi. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Devamında aynı konuşmada Erdoğan fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek için çıkılan yolun en sığından, en bayağısından, en çarpığından batı laikçiğine dönüşmüş olması cumhuriyetimizin en büyük kaybıdır dedi. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Şimdi tabii hayretler içinde bu sözleri dinledim. Erdoğan 18 yıldır muhalefetteydi de biz iktidarda mıydık? Yani 18 yılda memleketin eğitim sistemini nereden nereye getirdiklerinin açık ikrarıdır bu. İdeolojik saplantıları nedeniyle eğitim sisteminde kaosa yol açtılar. Şunu açık söyleyeyim. Kendi ülkesinin çocuklarını denek haline getiren tek hükümet AK Parti hükümetidir. 4+4+4. Bunu getirirken kime sordular? 18 yılda 7 tane Milli Eğitim Bakanı gelmiş. 7 tane de Kültür Bakanı gelmiş. Şimdi eğitimden, kültürden şikayet ediyorsunuz.
Çok açık söyleyeyim. Bu ülkenin eğitim sistemini milli olmaktan çıkarıp ideolojik, kendi ideolojilerinin vesayeti altına alanlar Türk eğitim sistemine ihanet etmişlerdir. Bu ihanetin baş faili de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Evet. Efendim, Hürriyet Gazetesi tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle: Cumhuriyet Halk Partisi Azerbaycan ile dayanışma içinde olduğunu her fırsatta dile getiriyor. İlham Aliyev ile görüşmek için Azerbaycan'a bir heyet gönderecek misiniz? Azerbaycan milli meselemizdir. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının başkanlığındaki bir heyette, bir heyetle birlikte grup başkan vekili arkadaşımız Engin Altay da Azerbaycan'dadır. Genel başkanımızın Sayın Aliyev'e yazmış olduğu bir mektubu kendilerine iletmişlerdir, sunmuşlardır. Sayın Aliyev de bundan duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, selamlarını göndermiştir. Evet. Efendim, Halk TV'nin bir diğer sorusu da şöyle: Uygur Türklerin yaşadıkları ortada. İktidar bu konuda sessiz, özellikle de 39 ülke arasında Türkiye'nin imzasının olmamasına. Hal böyleyken Haziran 2019'da meclise sunulan Uygur Türkleri hakkındaki teklif AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Sizce Doğu Türkistan özel oturumuyla toplanmalı mı? Bütün partilerin ortak imzasıyla bir bildiri yayınlanmalı mı? Uygur Türkleri konusunda saray ve sarayın ortağı gerçek bir samimiyet testinden geçmektedirler. Özellikle bu 39 ülkenin imzası olan mektuba Türkiye'nin imza atmaması, daha önce meclise sunulan Uygur Türkleri hakkındaki teklife red oyu vermeleri gerçekten soydaşlarımızla yakından ilgilendiğini iddia eden ve milli ve yerli söylemlerin arkasına sığınan sarayın, onun ortağının ne kadar bu söylemlerinde samimi olduğunu ortaya koymaktadır. Açık söyleyeyim, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dünyanın neresinde zulüm varsa bu zulmün karşısında oluruz. O nedenle biz Uygur Türklerinin her zaman yanında olacağız. Ama sarayın ve ortağının bu sessizliği bizleri üzmektedir. Efendim, Halk TV'nin bir diğer sorusu da şöyle: Artvin'de 6 gündür söndürülmeyen yangın alanı ile ilgili Cengiz Holding'in siyanür havuzu kuracağı iddiaları var. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrak Tutan bugün Halk TV yayınında "bir haftadır göz göre göre yanıyor ormanlarımız" cümlesini kullandı. Sizin bu konudaki yorumunuz ne olacak? Yani ülkenin bir yerinde bir haftadır orman yanıyorsa bunun yanmasına neden müsaade edildiğinin mutlaka araştırılması lazım. Ne için müsaade edildiğinin de mutlaka araştırılması lazım ve sonrasında o yanan yerlerle ilgili, orman alanları ile ilgili neler yapılacağını da dikkatle izlememiz lazım. Arkadaşımız, disiplin kurulu başkanımız Uğur Bayrak Tutan bu konularda son derece iyidir ve kararlıdır. Bu işlerin peşini bırakmaz. Efendim, Halk TV'nin son sorusu da şöyle: ABD basınına göre Beyaz Saray tam 10 yıl aradan sonra Suriye ile diplomatik temas kurdu. Suriye'nin esir tuttuğu bir deniz piyadesi nedeniyle görüşmelerin başladığı ifade ediliyor. Bu haberin ardından Türkiye'nin Suriye ile görüşme konusunda hala adım atmaması tekrar gündeme gelip eleştirildi. Sizin bu konudaki yorumunuz ne olacak? Bizim bu konudaki yorumumuz, düşüncemiz açık. Biz baştan beri Suriye ile diplomatik ilişkilerin mutlaka kurulması gerektiğini,
Ancak bu şekilde Suriye yönetimiyle, ancak bu şekilde bölgede barışa doğru kararlı adımların atılabileceğini hep ifadeye de geldik. Ediyoruz da. Efendim, Haber Global tarafından yönlendirilen bir soru var. Dün Mogan tesislerinde gerçekleştirilen MYK toplantısında neler görüşüldü? Bir SWOT analizi yapıldığı belirtiliyor. Bu analiz sonuçlarından neler çıktığını kısaca özetleyebilir misiniz? Yine Haber Global'in devamında sorduğu, dünkü toplantıda CHP'nin yaptırdığı anket sonuçlarının da değerlendirildiği söyleniyor. Anketler ne gösteriyor? Paylaşmanız mümkün mü? Bir kere her şeyden önce anket sonuçları değerlendirilmedi. Çünkü bu toplantı bugüne dönük bir toplantı değil. Yani bu ülkenin, dünyanın, bu çerçevede partimizin, diğer partilerin orta ve uzun vadede nereye doğru evrileceklerini araştırma toplantısı. Biz bu toplantıları ve rahat bir ortamda yapılan bir toplantı, biz bu toplantıları düzenli olarak yapma kararı aldık. Gerçekten çok faydalı oldu. Evet. Efendim, Kanal Ankara tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle: geçtiğimiz hafta düzenlenen bilim kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kesitsel taramalarla tespit edilen semptomu olmayan vaka sayılarının sadece Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacağı ve günlük tabloya dahil edilmeyeceği ile ilgili ifadelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya açıkçası bu bütün dünyada uygulama neyse bizde de o yapılması gerekir. Benim bilebildiğim kadarıyla eğer bir veriyi Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşıyorsanız bu veri uluslararası standartlarda talep edilen bir veridir. Siz bu veriyi yabancılarla paylaşacaksınız ama kendi ülkenizin araştırmacılarıyla, kendi ülkenizin tıp insanlarıyla paylaşmayacaksınız. Bu son derece yanlıştır. Baştan itibaren söylüyoruz. Salgınla mücadele önemli bir konudur. Salgınla mücadelede herkesin aklına ihtiyacımız vardır. Bu çerçevede bu verilere bizim bilim insanlarımızın, tıp insanlarımızın ulaşabilmesi, onların doğru stratejiler üretebilmesine veya önermelerine imkan sağlayacaktır. Bu nedenle bu verilerin içeride de paylaşılması elzemdir. Yani Dünya Sağlık Örgütü'ne verdiğiniz neyi bu milletten saklıyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Var mı başka soru? Yok herhalde.